أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين Değerli kardeşlerim, sizin de büyük bir üzüntüyle temaşa ettiğiniz, seyrettiğiniz bu
sahne karşısında insanın ne konuşacağını bilemiyor. Şahsen öyle dondum ki kendi kendime dedim, ne konuşulacaksa bu konuşulmalı. Bu manzara konuşulmalı. Suriye konuşulmalı. Orada parçalanan bebekler konuşulmalı. Yerden sürüklenen, katledilen bacılarımız konuşulmalı. Buradaki cihat konuşulmalı. Onun dışında şu anda başka bir şeyden bahsetmeyi, yani günah olmasın inşallah, sanki nafile biliyorum. Bu sahneden başka bir şey anlatmayı kendim için bir günah gibi biliyorum. Neyi konuşacağımı, yani şaşıp kalıyorum doğrusu. Ama buna rağmen hayat bir bütündür. Hayat bir imtihandır. Filistin'deki kardeşlerimiz bugün kardeşini kaybediyor, yarın düğünü evleniyor. Onlar ölümü, şehadeti kendi hayatlarının bir parçası olarak kabul ediyorlar. Tabii biz bu olaylara, bu sahnelere alışık değiliz. Görünce kanımız donuyor. Görmemişiz, bilmiyoruz. Allah için, Allah adına bir tokat yemedik. Darp edilmedik. Senelerce hapse girmedik. İnanmayanlar gibi çok rahat bir hayat yaşıyoruz. Çocuklarımızla, konforumuzla, tatlılarımızla, yiyeceklerimizle, lüks arabalarımızla, villalarımızla konfor bir hayat yaşıyoruz. Bu kutsal görevler, vazifeler bize unutturuldu. Ama Allah bize hatırlatıyor. Öyleyse kardeşlerim, dünya bir imtihandır. Dünya hiçbir zaman mükafat yeri, ödüllendirilme yeri, rahat yeri değildir. La rahate fi dünya. Allah seni dünyaya getirmemiş ki dünyada rahat bir hayat yaşayasın. Onun için dünya getirmedi. Yani canın istediği gibi yaşayasın. Hiçbir Müslümanın canının istediği gibi yaşama şansına sahip değildir. Hiçbir Müslüman. Şu anda bir nebi olsa, Türkiye'de bir peygamber, tek bir kişi, bir nebi olsa, Türkiye allak bullak olur. İnsanlar birbirleriyle savaşır. İnsanlar birbirleriyle mücadele eder. Suriye'de olduğu gibi şu anda insanlar boğaz boğaza dövüşürler. Niye? Peygamberlerin bulunduğu yerde huzur olmaz. Rahatsızlık olur. Sebebi, peygamberler çünkü İslam'a aykırı, Allah'a rağmen yaşanan bir hayatı görünce, şirki, küfrü, isyanı görünce onlar idare etmesini bilmezler. Onlar hemen müdahale ederler. Müdahale edince de karşıda tepki görürler. Tepki görünce de aralarına savaş başlar. Mücadele başlar. İnsanlar ölür. İnsanlar şehit olur. İşte Mekke, Medine hayatını biz hepimiz biliyoruz.
Ama şimdi el ulema varasetul enbiya deniliyor. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır deniliyor. Hadis-i şeriftir. Binlerce ulema var. Yüz binlerce alimler var. Ama hiç kimsenin burnu kanamıyor. İnanmayan insanların hayatı bütün Müslümanları da etkilemiş. Sanki her taraf toz pembe, her taraf Allah'ın dini hakimmiş gibi insanlar rahat rahat çocuklarıyla birlikte, servetleriyle birlikte adamlar rahat rahat yaşıyorlar. Demek ki peygamberlerin mirasçıları yok. Peygamberlerin mirasçıları olsaydı Müslümanlar gayrimüslimler gibi böyle bir hayata razı olmazlardı. Değerli kardeşlerim, bizler çetin günleri beklemeye hazır olalım. Müslümanlar her zaman rahat gününün adamı olmamalı. Daima çağ çoluğumla birlikte şöyle rahat bir hayat yaşayacağım diye düşünmemeli. Böyle günler bizim başımıza da gelebilir. Aslında bu manzaralar, bu sahneler Müslümanlar için lazım. Bunlar Müslümanları diri tutuyor. Müslümanlara zindelik veriyor, güç veriyor, kuvvet veriyor. Müslümanları tembellikten, gafletten, nefsani arzularının peşinde gitmekten onları kurtarıyor. Onlara maneviyat veriyor. Onun içindir ki Allah Celle Celaluhu şehitler ölmez. Onlara ölüdürler, onlara ölü demeyiniz. Ve inde rabbihim yurzakun. Şehit olduğu andan itibaren Allah yanında onlar rızıklanırlar. Kardeşlerim, değil bir insanın hayatı, bütün dünyanın ömrü Allah dünyayı yarattığı günden ta kıyamet sabahına kadar dünyanın bütün ömrü cennet ömrünün yanında ebedi hayatının ebediliği yanında okyanustan bir damladır. Kaldı ki insanın ömrü ebedi hayatın yanında ne değeri var, ne kıymeti var? Çakan bir kıvılcımın ömrü neyse, insanların da ebedi hayatın yanında ömrü o kadar kısa bir şekilde sönüp gitmektedir. Şöyle bir düşünelim. Ambarlarda kalan buğday tanelerini düşünün. Bir müddet sonra bakarsınız, faralar yer onları, affedersiniz, dışkı olarak dışarı atarlar. Hiçbir kıymeti yok. Ama bazı buğday taneleri, habbeleri siz toprağın altına attığınız zaman çamurlar arasında, donlar arasında, soğuklar içinde onlar kala kala dersiniz, bu çürüdü gitti dersiniz. Halbuki yeniden filizleniyor. Yeniden filizleniyor, 7 başak veriyor, her başakta 100 tane, 1 tane buğday 700 tane veriyor. Niye? Çünkü ıstırap çekti, zahmet çekti. Çamurlar arasında, donlar arasında, soğuklar arasında çürüdü. Çürüdü zannediyoruz. Aslında yeniden dirildi. Onun için rahat günler yaşayan insanlar işte o ambarda kalan buğday danaları gibidir. Ama
toprak altına atılan, donlar arasında cefa çeken, zahmet çeken, işkence, sıkıntı çeken daneler de işte Suriye'deki kardeşlerimiz gibidir. Ve Suriye'deki kardeşlerimiz onlar gibidir. Yarın kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu iki insanı çağırır. Bu iki insan kıyamette yaşayan bütün insanların birer timsali, birer örneği durumunda. Birisi dünyada en çetin, en zor imtihanları geçirmiş. Biraz önce gördüğümüz gibi. Öyle imtihanlar geçirmiş ki, yani ömür boyu işkence, ömür boyu sıkıntı ile geçmiş. Allah Celle Celaluhu onu huzuruna çağırır. Kulum, şöyle buyurur. Kulumu bir cennete daldırın, cennetin bütün zevklerini, cennetin bütün nimetlerini ona enjekte edin. Ona tattırın ve kenara koyun. Bir an için o dünyada bir ömür boyu hayatı sıkıntıyla, zahmetle geçmiş olan insanı cennetin bir köşesine daldırırlar. Cennetin bütün nimetlerini ona tattırırlar. Bir an için çıkarıp kenara koyarlar. Ona sorun. Dünyada bu adam bir ömür boyu zahmet çekti, sıkıntı bir hayat yaşadı ama akıllı adam. O hiçbir zaman onun sıkıntısı, onun şiddetli hayatı bir an için olsun onu Allah'ın kulluğundan engellemedi. O biliyordu ki bunlar imtihandır. Bir gece ne kadar karanlık olursa olsun mutlaka bir sabahı vardır. Bir ziyası vardır. O bunu bildiği için o bütün o sıkıntıları kendisi için bir nimet biliyordu. Allah'a hamd ediyordu. Allah'a şükrediyordu. Allah ona der ki ey kulum sen dünyada ömür boyu bir sıkıntı çektin. Bütün imtihan cenderelerinden geçtin. O günleri hatırlıyor musun? Bir anlat bakayım. Der ki ya Rabbi vallahi ben hatırlamıyorum. Bana öyle geliyor ki yaratıldığından beri cennet nimetlerinin içinde yüzüyorum. Bakın cennetin bir anlık zevkleri, nimetleri bir ömür boyu çektiği bütün o sıkıntılarına sünger çekti ve unutturdu. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Cenab-ı Hak başka birini çağırır. O da dünyada öyle bir hayat yaşamış ki bütün nimetler ayağının dibinde. Bütün nimetler. Yani eğer bir şey tatmamışsa, bir nimeti yaşamamışsa aklına gelmemiş. Fakat Allah'ın kendisine verdiği bu nimetlerin şükrünü yapmamış, nimetler onu azdırmış, yarı ilah kesilmiş, Allah'a karşı kafa tutmuş, Allah'a isyan etmiş, Allah'ın programını ayağının altına almış. Bu şekilde de ölmüş. Böyle bir hayat yaşamış. Debdebeli bir hayat. Ey kulum, der ki bu kulumu cehennemin bir yerinde bir köşesine, bir kenarına koyun. Cehennemin bütün azabını, bütün işkencesini ona tattırın. Cehennemin bütün işkencelerini, azabını bir an için, bir lahza için ona tattırırlar ve çıkarıp kenara koyarlar. Sorun bakalım buna. Bu dünyada bir rahat yüzünü gördü mü? Sorarlar. O da şöyle cevap verir. Vallahi ben görmedim. Bana öyle geliyor ki Allah beni yarattığı günden beri bu sıkıntıyı, bu şiddeti, bu azabı çekiyorum. Bana öyle geliyor. Yani bakın bir anlık Allah'ın işkencesi bir ömür boyu geçirmiş olduğu o lüks hayatına, konfor hayatına,
debdebesine bir sünger çektiriyor, çekiyor ve unutturuyor. Onun için kardeşlerim, dünya hayatı çok erken gelip geçicidir. Dünya hayatı bizi aldatmasın. İmtihanlara hazırlıklı olalım her zaman için. Yani geniş günlerin, konfor hayatın namzedi olmayalım. Sıkıntı günlerin, dehşetli günlerin adayı olarak yaşayalım. Allah bizim imtihanlarımızı kolaylaştırsın. Allah-u Teala böyle savaşları vermesin. Savaşlar hiçbir zaman istenmez. Vermesin. Ama bir imtihan olarak, bir imtihan olarak Allah'ın düşmanları, bu İslam'ın, dinin düşmanları Müslümanlara müsallat olduğu zaman da Müslümanlar Allah'ın dinini, namusunu, heysiyetini, şerefini muhafaza etmesini bilmeli ve Allah yolunda, ilahi kelimatullah yolunda ölmeyi de hayatının bir parçası olarak düşünmelidir. Cenab-ı Hak kardeşlerimize, şehit olan kardeşlerimize gani gani rahmetler eylesin. İnşallah onlar Rabbinin yanında diridirler. Onlar orada rızıklanıyorlar. Hadis-i şerifte diyor, bir insan şehit olduğu zaman o kafirin, müşrikin darbesi ona verdiği eziyet şu kadardır. Bir insanı ısıran bir karıncanın ısırmasının eziyeti kadardır. Bunun dışında değildir diyor. Bize tabi öyle çok acılı geliyor. Yani kanımızı beynimize sıçratıyor ama Rabbim onlara bir ihsanı olarak, bir nimeti olarak, bir fazlı olarak bu kadarcık bir zahmet onlara tattırıyor. Bir sahabi savaş alanında Allah'ın Resulüne soruyor. Ya Resulallah, أَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اَنْ اَقْتُلَ هَذَا الرَّجُلْ اَوْ يَقْتُلَنِي Ya Resulallah, benimle cennet arasındaki mesafe, benim şu Allah'ın düşmanını öldürmem veya onun beni öldürmesi mi? Yani mesafe bu kadar mı? Allah Resulü diyor, evet mesafe bu kadar. Seninle cennet arasındaki mesafen bu kadar. Elinde hurma var, aç, hurmaları yiyormuş. Ben bunları yiyene kadar gecikirim diyor. Hurmaları atıyor ve ilahi kelimatullah için Allah'ın düşmanlarıyla savaşıyor ve şehit oluyor. Onun için kardeşlerim, tabi bu kardeşlerimiz için vah tüh deriz, üzülürüz ama onlar ebedi hayatlarını kazanıyorlar. Onlar ebedi hayatı kazanıyorlar. Yani sahabe de öyle. Sahabe hem savaşıyordu, hem evleniyordu, hem bayramlarını yapıyordu. Hani bir zamanlar işte genç iken hatırlıyorum diyorduk. Dünyanın her tarafında Müslüman kardeşlerimiz böyle düşmanların ateşleri altında böyle öldürülürken, yakılırken bayram yapmak bizim için doğru değil. Bayram yapmak istemezdik. Bunlar yanlıştır. Benim kanaatim, bayram namazlarını kılmak, cuma namazlarını kılmak, ibadetlerimizi yapmak, bunlar dinin şairleridir. Hiçbir zaman bir Müslüman kurbanlarını kesmek, bunlar dinin şairleridir. Bugün Müslümanlar hem ölür Allah için, öte yandan da diri olanlar da ibadetlerini yerine getirirler. Yani hayat budur. Ölünceye kadar Allah-u Teala bizi, bizden hangi konumda iken bizden neyi istiyorsa onu yerine getirmek durumundayız. Onun için kardeşlerim, konumuzu değiştirelim inşallah. Allah bize de Allah için kelimatullah, ilahi kelimatullah için şehadeti bizlere de nasip eder. Kardeşlerim, konumuz bildiğiniz gibi dinde asıl olan kolaylıktır diye konumuzun adı bu.
İnsanların çoğu bunu kavrayamadığı için, bunu bilemediği için kendi kendilerini sıkıntıya düşürüyorlar. Kendilerini sıkıntıya düşürüyorlar. Allah'ın emretmediği bir şeyi Allah'ın emriymiş gibi bunu bir adet olarak yapıyorlar ve bu defa sıkıntıya düşüyorlar. Bir türlü de artık o sıkıntının içinden çıkamıyorlar. Hani derler ya, bir deli bir kuyuya bir taş atar, 40 tane akıllı artık onu oradan çıkaramaz. Halbuki Allah'ın bize emrettiği bütün ibadetler hep kolaydır. Eğer biz Kur'an'a göre, sünnete göre hareket etmiş olsak asla sıkıntıya düşmeyiz. Niye? La harace fid din. Dinde zorluk yok. Dinde sıkıntı yok. Ama insanlar sıkıntıyı kendileri başlarına getiriyorlar. Bir örneğini vereyim, misalen yani. Bir örnek. Konumuz hayli uzun. Bu bitmez inşallah. Gelecek ayda yine konumuzu devam ettiririz. Mesela bir adamımız ölür. Ne yaparız? İnsanlar gelir toplanır. Taziye için insanlar çağrılır. İşte falan yerde taziye var. İnsanlar bir araya gelirler, toplanırlar. Yemek zamanı gelir. 100 kişi, 200 kişi, 300 kişi var. Bir düğün kadar insanlar var. Bunların yemeğini kim verecek? Bakın İslam'da, yani sizin acayibinize gidecek söylesem. İslam'da taziye için bir yerde oturmak, çadır kurdurmak, insanlar taziye gelsin diye insanların oraya birikmesi, bu bir bid'attır. Bu İslam'da bunun yeri yoktur. Sahabe döneminde adamın babası ölür, onu defnederler. Defin ettikten sonra adam evine gider, işine gider, aşına gider. İnsanlar gider onun taziyesini verir. Yani ya dükkanında görür taziye verir, ya tarlasında görür taziye verir, ya evine gider evinde taziyesini verir. İnsanlar birikmez orada. Birikmez. 3 gün arka arkaya komşular onun yemeğini hazırlarlar. Peygamberimiz öyle diyor. O ölünün çıktığı evin adamlarının yiyeceği yemeği. Farz et ki 10 kişi olsun. 10 kişinin yemeğini herkes hazırlayabilir. Kolay bir şey. Ama insanlar İslam'ın dediğini yapmadı. Ölüm olunca gök kubbesi üzerimize yıkılıyor. Oy bu neydi? Bu ne olaydı? Öyle deriz. Bunun için de bir marasim yaparız. Bir şölen yaparız. İnsanlar bir araya gelirler. 100 kişi, 200 kişi bir insan kalabalığı gelir. Öğlen vakti kim bu yemeği hazırlayacak? Kim bunlara yemek yedirebilecek? Taştepe'de bir, yani bizim kısımların bulunduğu yerde bir adam 23-24 yaşında bir genç öldü. Geride bir çocuk bıraktı. Yani yetim. Babası da işsiz güçsüz idi yani. Fakir bir aile. Şimdi ölünce hanımı, gencecik hanımı onu bir sıtma tuttu. Ya ben üçüncü gün, bu üçüncü günü ben nasıl tedarik edeceğim? İnsanlar gelecek. Üçüncü gün sen insanlara niye mevlüt okutmadın? Niye yemek yedirmedin? Soran olursa ne yapacağım? Anlatıyorlar bu kadıncağız kapı kapı dolaşmış, şundan 100 lira, şundan 500 lira, şundan işte 200 lira borç etmiş, üçüncü günün mevlidinin parasını, masrafını temin etmek için. Bakın insanlar kendi kendine nasıl sıkıntı çıkarıyor. Üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün mevlüt okutulur, insanlar toplanır, yemek yedirilir. Dinin neresinde var?
Bunu eskiden İslami şuura sahip olan kardeşlerimiz yapmıyorlardı. Yani diyebileceğim 20-30 sene önce diyorlardı ki bu bir bid'attır. Ama şimdi bakıyorum en şuurlu kardeşimiz, en şuurlu Müslüman kardeşimiz bana telefon ediyor. Hocam babam öldü biliyorsun, taziye geldiniz, Allah razı olsun. Üçüncü gün bizim mevlidimiz var. Gelir misin bir Kur'an okuyup işte bir vaaz etmeye? Şimdi şekil değişti. Önce mevlid, şimdi hani mevlidi okutmazsak işi kurtarırız adına. Mevlidi okutursak bid'at olur. Ama Kur'an okutursak, vaaz ettirirsek sevap olur. Halbuki ikisi arasında hiç fark yok. Biri peygamberi övüyor, bir de Kur'an okuyor. Tabi Kur'an'la yani kaside bir değil. Ben onu kastetmek istemedim. Yani bid'at olma yönünden ikisi de aynı derecede bid'at. Hoca gelir üçüncü gün Kur'an okur. Ondan sonra vaaz eder, nasihat eder. Ev sahibi de işte 1000 kişiye, 500 kişiye yemek yedirir. Üçüncü gün ölünün ev halkının yemeği yenemez. Üç güne kadar komşular onların yemeğini vermek zorunda. Ama diyeceksiniz dördüncü günde olur mu? Dördüncü günde de böyle bir şey yok. Oraya verilecek olan paralar, masraflar Suriye gönderilse ya da diyelim bir Suriye meselesi işte 2 senedir. Yani akrabalarından fakirler var, fukaralar var. Komşularından fakir fukara var. O paraları onlara verseler, infak etseler ve onlar çağ çoluğuyla birlikte kışın kömürünü almaktan aciz olanlar var. Ev kiralarını temin etmekten aciz olan insanlar var. Onlara verseler bir kış boyu bir aile efradı çocuklarla birlikte böyle rahat bir hayat yaşasalar cennet kapısı olur. Yok ama fakiri kurban etmezler. Katiyen fakire vermezler. Ve mazeretleri de şu. Hocam derler ki babası öldü bir mevlid bile okutmadı. Ha bunun için mi yapıyorsun? Yani sevap olsun diye yapmıyorsun değil mi? Yok sevap için de. Sevap için diyorsa sevap yok. Sen insanlara ziyafet veriyorsun. Sonra İslam'da olmayan bir bid'atı devam ettiriyorsun. Bid'attan sevap gelir mi? Bid'atçinin ibadeti bile kabul olmaz. Yani maalesef bizim şuurlu kardeşlerimiz de yeniden bunu canlandırdılar. Herkes bunu yapıyor. Değerli kardeşlerim, biraz önce de ifade ettiğim gibi Allah'ın dini çok kolaydır. Ama insanlar bu dine kültürlerini karıştırmışlar. Yani din sade olarak kalmamış, kültürlerini de dine ilave ederek onu kar topu haline getirmişler. Mesela bizim camilerde kılınan namazları bir düşünelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gününde cemaatle namaz, camide kılınan namaz neydi, nasıldı? Azan okunurdu. Azan okununca insanlar evlerinde abdestlerini alıp nafile namazlarını, sünnetlerini yani evde kılarlardı. Camiye gelirlerdi. Peygamberimiz de dahil olmak üzere. Namazını, sünnetini evde kılar. Camiye gelir. Müezzin kamet eder. Farzlarını kılarlardı. Selam verirlerdi. Namaz bitti. Ondan sonra sünnetler var biliyorsunuz. Sünnetler var, tesbihler var, zikirler var. Bunlar ferdin ibadeti. Hiç kimse cemaati bunun için cemaati durduramaz. Cemaate komuta edemez. Dinde böyle bir şey yok. İsteyen imam selam verdikten sonra isteyen yoluna devam eder. Dükkanına gider, dükkandan sünnetini kılar.
Evine gider, evinde kılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, evlerinizi mezarlığa dönüştürmeyin. Namazın nafilelerini, sünnetlerini evde kılın diyor. Farzları camide, sünnetleri evde, evde kılın diyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam gelse, benim kanaatim, şöyle bir namaz kılsa Süyüttü Camii'nde, yeni camide bir namaz kılsa, yani vebal etmeyeyim, insanların çoğu karşı çıkar. Ya biz böyle bir namaz görmedik ya. Bu nasıl bir namaz? Bizim müezzinlerimiz komutla tesbih çektiriyorlardı. Beraberce el kaldırtıp dua ettiriyordu. Bu nasıl bir namaz? Peygamberin sünnetine uygun olan namaza beğenmezler. Çünkü bazen cemaate söylüyorum. Diyorum ki bugün Diyanet'e düşen en büyük İslam'a hizmet görevi, en büyük hizmeti mescitleri, camileri bid'atlardan kurtarıp Peygamberin gönlünde kılınan namaza kavuşturmak. Diyanet'in yapacağı en büyük İslam'a en büyük hizmeti budur. Fakat yapmıyor. Yapmıyor. Niye ikilik çıksın? Niye insanlar işte kimi böyle desin, kimi şöyle desin diye başta Diyanet İşleri Başkanı olmak üzere müftüleriyle birlikte, imamlarıyla birlikte işte hepimiz yani. Bir tarafı din, bir tarafı da kültür ilave etmişiz. O şekilde devam ettiriyoruz. Ama aleyhissalatü vesselam birçok hadislerinde kim ki bir bid'at işlerse o ona döndürülür, reddedilir. O Allah yanında kabul değil. Bid'at ne demek? Bid'at demek dinde ibadet diye uydurulan şeyler demektir. Yani peygamber yapmamış. Peygamber böyle bir şekil vermemiş. Peygamber böyle bir zamana da bağlamamış. İnsanlar kalkıyor, bir şekil veriyor, bir zamana bağlıyor ve buna ibadet diyor. Bakın peygamberin yaptığı ibadet ne kadar sade, ne kadar kolay. Ezan okunur, herkes nafilesini evde kılar. Hani diyelim ki evdedesin, evde değilsin, çarşıdasın. E nerede kılacaksın? Camide kılacaksın. Çünkü şartlar değişti. Tamam. Camiye gelin, nafilesini kılın, sünnetini kılın, kamet edilir, imam selam verir, namaz bitti. Ondan sonrası kılınan nafileler, sünnetler yani namazın ön sünnetleri, farzın ön sünneti ve farzın son sünnetleri. Bunlar kişiseldir. Bunlar kişilerin ibadetleridir. Cemaatla, komutla hiçbir alakası yoktur. Ve tesbihler, dualar cemaatle hiçbir alakası yoktur. Adam bir yerde işçidir. Birinin fabrikasında çalışıyor. Yahut işte evini yapıyor, ustadır, ameledir, çalışıyor bir yerde. Ondan sonra namaz vakti diyor, camiye gideceğim. E tabi camiye gitme hakkı var. Camiye gidiyor, sünnetleri, farzları, tesbihleri, duaları yapıyor, ondan sonra geliyor iş sahibi adam diyor ki ya bu adam kaytarıyor. Kaytarmak için bu kadar zaman aldı. Yani benim işimi tam yerinde zamanında yapmadı ve demeye de hakkı var. Bu adam birisinin işini yapıyorsa, fabrikasında çalışıyorsa farzını kılıp doğru işe koşması lazım. Haydi diyelim ki nafilesini de kılsın. Yani iş sahibi buna bir şey demez. Nafilesini de kılsın. Ama cemaatle oturup tesbih çekmek, cemaatle oturup el kaldırıp dua etmek, bunun hakkı yoktur. Başkasının iyi, çünkü para alıyor. Orada çalışması farz. Bu nafiledir. Yolda tesbihini çeksin. Hiç çekmesin. Yani tesbih çekmese ne olur? Tesbihi kim çeker? İşi yok, gücü yok. Camide başka bir şey yapacağına namazdan sonra tesbihini çeker, sevaptır.
dua da eder, o da sevaptır. Ama bir başkasının içinde çalışıyorsa, bir başkasının para karşılığı olarak orada bulunuyorsa, bunlarla zaman kaybedip başkasının işini tehir etmeye hakkı yoktur. Onun için kardeşlerim, yani eğer camiler bid'atlardan kurtulmuş olsaydı, sünnete uygun bir şekilde böyle bir ibadet yapılmış olsaydı, insanlar bu sıkıntıdan kurtulurdu ve Allah'ın emrettiği şekilde bir ibadet ederdi. Şimdi ilmihallerde bazen yazıyor, elini yıkarken şu duayı oku, yüzünü yıkarken şu duayı oku, kolunu yıkarken şu duaları oku, ayağını yıkarken şu duaları oku. O duaları ben şahsen bilmiyorum. Ve böyle bir dua da yok abdest için. Hani dedim ya, kar topu haline getirdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arada, yani bir rivayete göre de abdestten sonra eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Allahümme ceal minel tevvabin ve ceal minel mutatahir. Biliyorsan söyle, bilmiyorsan söyleme, ne farzdır ne vaciptir. Orada yazmış ilmihalde. İşte hangi azayı yıkarsan ona göre bir dua. Biri dedi ki, ben dedi namaz kılmıyorum. Niye kılmıyorsun kardeş namaz? Dedi vallahi abdest almasını bilmiyorum. Ya abdest almak kadar kolay bir şey var mı? E dedi bir sürü dualar var dedi, ilmihallerden okuyoruz. Bir sürü dualar var, o duaları da ben bilmiyorum. Onun için abdest almıyorum. Neuzu billah ya Rabbi. O duaları yazan adama günah olarak bu yeter. Zorlaştırmış. O dualarından peygamber çekmiş. Ne sahabe çekmiş, okumuş. Ne dinde var, ne Kur'an'da var, ne de sünnette var. Birileri kendi kafasına göre işte ya Rabbi yüzümü ak eyle, yüzümü karartma manasında bir sürü Arapça ibareler yazmış. Kolunu yıkarken ya Rabbi kitabımı sakla kolumun üzerine ver. Kendiliğinden düşünmüş, böyle Arapça bir ibare uydurmuş. Her bir organ için bir dua. Onun için kardeşlerim bunlar hepsi dini zorlaştırmaktır, günahtır. Namaza dururken, namazı niyet ederken, ashab diyor ki, Allah Resulü namaza gireceği zaman biz böyle ağzına bakıyorduk, ağzını hiç kımıldatmıyordu. Allahu Ekber der, elini bağlardı. Anlardık ki peygamber kalbinden niyet ediyor. Kalbinden niyet ediyor. Niyetin mahalli, niyetin yeri kalptir. Adam cenaze namazını kılıyor, kılacak. İmam işte anlatıyor. De ki, er kişi, hatun kişi cenaze namazını kılmaya niyet eyledim, hazır imama uydum. Çoğu insanlar bunu söylemesini bilmiyor. Yahut bayram namazlarında niyet ettim, kurban bayram namazını iki rekat bilmem kaç tekbirle birlikte işte kılmaya niyet eyledim, hazır imama uydum. Bir sürü ibareler. İnsanların çoğu bunu bilemiyor. Halbuki dinde öyle bir kolaylık var ki, kalbinde düşünüyorsun, ben ne kılıyorum? Cenaze namazını kılıyorum. Kalbinde yani. Dilinle söylemeye gerek yok. Sadece dil nerede söylenir? Hacca giderken, hacca niyet ederken, umreye niyet ederken, o zaman kalp ve dil. Bunun dışında ne namaz için, ne cenaze için, ne bayram için, hiçbir ibadet için dil ile söyleme mecburiyeti yok. Hatta bid'attir diyenler var. Hac hariç. Böyle olunca içinden niyet ediyorsun, niyet ettin bu ibadeti yapmaya. Ha bu yeter. İmama uyuyorsan imama uyduğunu da niyet edeceksin yani. İmama uyuyorum diye niyet edeceksin. Şimdi bazı insanlar kendilerine sıkıntı çıkarıyor. Adam namaza niyet edecek. Ben doğuda biz okurken hocalar bile adam namaza duruyor.
Niyet ettim öğlen namazının farzını kılmaya, Allahu Ekber diyor, elini bağlıyor, tekrar bırakıyor. Herhalde yanlış niyet ettim diyor. Neveytü anu salliye salaten asri, Allah diyor, Ekber demeden yine bırakıyor. İnanınız olsun, yani en az 5 dakika niyet için el kaldırıyor, indiriyor, el kaldırıyor, indiriyor. Çünkü namazın da şeytanı var. Abdestin de şeytanı var. Yani kişi abdest alırken şeytan musallat oluyor. Diyor ki sen abdest aldın ama farkında değilsin. Senin kolunun falan yerinde bir şey kaldı. Kuruyor kaldı. Sen gusül yaptın ama senin sırtında bir yer kaldı, sen orayı yıkamadın. Adam suyun altına giriyor. Saatlerce banyoda gusül yapıyor. Yahut defalarca geliyor abdest alıyor. Gidiyor ki namaz kıla, düşünüyor herhalde benden bir şey aktı diyor. Tekrar geliyor, tekrar alıyor, tekrar geliyor. Ve abdestin şeytanı diye bir isim, velhan bilmem ne. Adı da bu yani. Yani namaz için insana musallat olan şeytan, abdest için insana musallat olan şeytanlar var. Onun için dinimiz kolay. Diyor ki itibar etme. O desen ki senin bir kuru yerin kaldı. Kalsın sana ne? Kalsın. Gusül ettin de bir yer kuru kaldı. Bilin belki duydunuz. Yani bu gusül meselesinden dolayı adam yıkana hastalanıyor. Hastalık oluyor. Hastaneye gidiyor. Vesvese peyda oluyor. Vesvese peyda olunca iki yakasını şeytan eline kaptırıyor, ibadetini berbat ediyor. Nedir? İslam'ın ibadetini emrettiği sadeliğini ve kolaylığını insanlar yaşamadığı için şeytanın elinde oyuncak oluyor. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Belki bir kısmınız duymamıştır. Adam yani Mescid-i Nebevi'de tabi halı yok, hasır da yok, kum var. O zaman yani. Çakıl var, kum var. İnsanlar çarşıda, sokakta, şurada, burada işlerini görüyor, işlerini yapıyorlar. Öğlen azanı okunuyor, direkt camiye. Ayakkabılarıyla birlikte camiye giriyorlar, Allahu Ekber namaza duruyorlar. Ayakkabılarıyla birlikte. Hani halı yok ya, yok. Ayakkabılarıyla birlikte namazlarını kılıyorlar. Hatta biri diyor ki, ya Resulallah ayakkabımın dibi, ben bir pisliğe bastım, pis idi. Onu ne yapacağım? Sen şu kadar yer, yani toprakta yürüdün mü, ha? O toprak onu temizlemiştir diyor. O toprak onu temizlemiştir. Yani İslam ne kadar insanı sade tutuyor. Ve o şekilde gelip namazlarını kılıyorlardı. Hatta bir gün aleyhissalatü vesselam namazdayken ayakkabılarını, pabuçlarını ikisinden çıkarıp atıyor. Selam verdikten sonra yününü cemaate veriyor. Peygamberimiz bazen selam verdikten sonra cemaate yönelip onlara vaaz ederdi. Vaaz bitiminden sonra herkes gider nafilesini evde kılardı. Çünkü Peygamberimiz diyor ki nafilelerinizi evde kılın. Ama şimdi tabii zor. Yani camide kılacaksın. Eve nasıl gideceksin? Sosyal hayat değişti. Ayakkabılarını indiriyor. Bakıyor ki ashab da ayakkabılarını çıkarmışlar. Herkes çıkarmış. Diyor ki siz niye ayakkabılarınızı çıkardınız? Ya Resulallah baktık sen çıkardın. Dedi ki demek bu sünnet mi? Nedir biz de çıkardık. Peygamberimiz diyor ki, Cebrail geldi bana haber verdi. Senin ayakkabılarının altı pistir, ayakkabılarını çıkar. Ben onun için çıkardım. Yani bakın Peygamberimiz namazı iade etmedi ha. Dolayısıyla bundan ne anlıyoruz? Bir insan diyelim ki vücudunda, elbisesinde bir pislik vardı. Unuttu, yıkayamadı. Ondan sonra ya da görmedi, namazını kıldı. Namazdan sonra baktı ki bir yerinden bir pislik var.
Bu insan namazını iade etmeye gerek yok. Selam. He. Yani ya unuttu ya da görmedi ama sonra gördü. Bu namazı iade etmeye gerek yok. Yani din ne kadar toleranslı, ne kadar kolay bir şey. Adam bir yere misafir oluyor. Gidiyor, diyor ki işte ev sahibi biz namaz kılacağız ama bu halılar temiz mi, temiz değil mi? Çocuklar burada idrar yaptı mı, yapmadı mı diye soruyor. Bunu sormaya hakkı yok. Sen gözünle görmediğin sürece o halı temizdir. Sorma, soruşturma, araştırma, irdeleme, dini zorlaştırma. Burası temiz mi, temiz değil mi? Namaz kılacağız. Aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer'le birlikte radıyallahu anh bir yoldan giderken bir havuzun yanına uğruyorlar. Hazreti Ömer havuz sahibine çağırıyor. Diyor ki ey havuz sahibi sizin bu köyde köpekler çok diyor. Bu havuza köpeklerin girdiğini gördün mü diyor. Hani ondan abdest alacaklar ya. Peygamberimiz diyor ki ey havuz sahibi buna cevap verme. Söyleme. Sen niye dini zorlaştırıyorsun üzerimize? Dini zorlaştırmaya ne hakkın var? Biz görmedik. Görmediyse temizdir. Hazreti Ayşe validemiz diyor. Dediler ki ya Resulallah falan ülkeden falan yerden etler geliyor. Orada gayrimüslim. Bunlar muhakkak bunlar besmele çekmemişler. Gayrimüslimler. Biz o etleri yiyelim mi? Peygamberimiz diyor ki siz eti yediğiniz zaman besmeleyi getirin. Yani bakın bu Yusuf Karadavi'nin El Halal ve El Haram fil İslam. Hepinizde belki vardır bu kitap. Diyor ki ne yapacaksınız? Yani araştıracak mısınız? Onlar besmele çekti mi çekmedi mi? Siz çekin yeter size. Yani insanlar din kolaydır. İnsanlar dini kendisine zorlaştırıyor. Tarladasın. Bir yerdesin. Abdestin de var. Şimdi adam ayakkabını çıkarsam şeylerle çoraplarımla toprağın üzerine namaz kılsan toprağın çorapların kirlenir düşüncesiyle çoraplarını da çıkarıyor. Yanına ayakla namaz kılıyor. Ya ayakkabıyla kıl. Desen yer yerinden oynar. Ayakkabıyla namaz kılınır mı? Ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ömür boyu ayakkabıyla namaz kılmış. Yani insanlar dini bilmezse, İslam'ın sadeliğini, kolaylığını bilmezse kendisine zorlaştırır. Sefere çıktın. Bir ara Suriye'ye gitmiştik. 4-5 sene bundan evveli. Tabii arkadaşlara dedim ki namazları cem edelim. Bu konuda yani birçok hadisler var. Yani öğleyle ikindiyi ya ikindi öğlen üzerine getirelim ya öğleni ikindi üzerine götürelim. Yani bir arada kılalım bunları. Akşamla yasıyı ya akşamı yas üzerine götürelim ya da zamanımız yoksa kalbimizde tutalım. Diyelim ki ben cem-i takdim yapacağım veya cem-i tehir. Cem-i takdim demek ikindiyi öğlenin üzerine getirmek. Mesela öğlen namazı yolcusun. Hatta yola çıkacaksın evdesin bile. Daha çıkmamışsın evdesin. Diyorsun namazımı kılayım yola çıkam. Öğlen farzını kıldın mı hemen arkasına sünnet kılmadan hemen arkasına bir kametle ikindiyi de kıl. Ondan sonra yola çık. Namazını kılmışsın, ikindini kılmışsın. Ta akşama kadar rahatsın. Ha, dedin ki akşam namazını ben vaktini kaçırdım. Çünkü arabadasın, şoför durmuyor. Bir sıkıntı var. İçinde tutacaksın. Ben ya Rabbi cem-i tehir yapacağım. Yani akşam namazımı yatsı üzerine götüreceğim diye içinden tutarsın. Ondan sonra gittikten sonra yasıyı kılacağın zaman 3 rekat akşam namazını kılarsın sonra da yasıyı kılarsın. Misafir olduğun için de ikişer kılarsın. Yani ikişer rekat kılarsın. 4 rekatlı olan namazları ikişer kılarsın. Tabii öğlen akşam namazı 3 rekattır. Onun yarısı yoktur. 1,5 rekat yok. Onun için kılarsın.
Yani misafirlikte nafile kılınır mı kılınmaz mı? İbn Abbas diyor ki, İbn Abbas veya İbn Ömer, ikisinden biri, yani iyi hatırlayamadım. Resulullah ile ne kadar yolculuğa çıkmışsak yolculukta nafile kıldığını ben asla görmedim. Öyle diyor. Yani kılmasın nafile, için farzı bile Allah ikiye indirmiş. İslam'ın ikiye indirmiş. Ama zamanı var, imkanı var. Rahatsın. Nafileni kılarsan bazı alimlere göre, bazılara göre hiç kılınmaz. Bazıları da demiş kılabilirsin. Fakat sabah namazının sünneti hariç, o terk edilmez. Vitir de hariç, o da terk edilmez. Evde iken de kılarsın, seferide iken de kılarsın. Bununla birlikte hele hele kışın bazı insanlar yani işte üşeniyor yani ayağını yıkamaya, ya rahatsızdır falandır. Çorap üzerine mesedersin. O zaman işte biz şeye gittiğimizde, Şam'a gittiğimizde hele hele bayan kardeşlerimiz var idi. Yani öyle öyle insanlar var ki yani çorabı buraya kadar geliyor. Ne yapacak? Nasıl edecek? Ben dedim ki çorapların üzerine erkek de kadın da mesedebilir yani. Bu Allah'ın bir rahmetidir. Peygamberimiz çoraplar üzerine mesetmiştir. Yani illa da deriden olan bir şey olacak, böyle bir mecburiyet yok. Meslerin üzerine de meshetmiş, çorapların üzerine de meshetmiştir. Ha yine rivayette var Peygamberimiz başını mesederken bazen sarığını kaldırmış, böyle tamamen başını meshetmiş. Bazen de başının ön tarafını meshetmiş, sarığın üstünü de meshetmiş. Bazen de sarığını hiç kaldırmadan sarığını mesetmiş. Dolayısıyla İslam alimleri diyor ki yani kadınlar da eşarplarının üzerine mesedebilir. Böyle bir kolaylık var. Hele hele yani yoldayız o zaman yani yine gördük yolda filketelerle falanlarla iyice bağlamışlar. Onu sükene kadar tekrar takana kadar bir sürü yani zahmet. O ki hadislerde yeri var. Yolcusun da hele hele böyle bir şeyde. Yani İslam'ın ruhsatlarından istifade etmek lazım. Peygamberimiz diyor ki bu ruhsatlar Allah'ın sadakasıdır. Allah nasıl ki kendisine günah işlememesini istiyorsa, kendisine karşı günah işlenmemesini istiyorsa verdiği ruhsatları da yaşamalarını ister. Ve diyor bu ruhsatlar Allah'ın bir sadakasıdır. Bunu geri çevirmeyiniz. Yani insanlar dini kendilerine zorlaştırıyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Geçenlerde birisi diyor hocam bu tavuklar nereden geliyor? Yani haram mı halal mı? Bundan sonra biz bunları yiyoruz falan. Ya bu tavuklar nihayet işte Müslümanların kestiği. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Yani falan adam acaba besmele çekti mi çekmedi mi bunu soruşturmaya hakkın yok. Yani ki başka yerden gelsin. Peygamberimizin dediği gibi yediğin zaman besmeleyi çek. Dini kendisine zorlaştırma. Bana kimiler diyorlar ki yenmez. İlla soracaksın bu besmele çekiliyor mu çekilmiyor mu? Ya böyle irdelemek, kurcalamak o doğru değil. Yani siz mesela diyelim ki bir apartmanın yanından geçtiniz. Bazen üzerinize su akıyor. Bir şey akıyor, geliyor. Ya acaba bu idrar mıydı? Yani yoksa bu su mıydı? Adam diyor ben gittim işte elbiselerimi de yıkattırdım, kendim de husur yaptım, şey yaptım ki o şüphe benden gider. Bu nedir? Bu yine İslam'ın ruhsatını, İslam'ın sadeliğini bilmemektir. Bilseydi, yani onun idrar olduğunu görmediğin sürece o suydu diyeceksin. Böyle bir şey yoktu, suydu. Onun için yani (gülüyor)
sosyal davranışlarımızda da daha başka dini konularda da İslam'ın emrettiği, söylediği kolayları yaşamak lazım. Mesela yani adam hastadır. Yani İslam ona diyor ki orucunu ye. Sen hastasın da orucunu yiyebilirsin. Yok yemem. Ölsem dahi yine yemem. Yani bu yanlış bir şeydir. Müslüman bir doktor ona fetva veriyor. Diyor ki sen hastasın orucunu ye. Yani Müslüman bir doktor diyorsa ye. Yok ben ölsem yine yemem. Bu yanlış. Yahut seferidir. Yani imkanı varsa orucunu tutsun da ama diyelim ki zorlanıyorsa orucunu yesin. Seferi. Bir seferde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki insanlar birisinin üzerine üşüştüler. Sordu dedi bu kim? Ya Resulallah biz orucumuzu açtık bu açmadı. İşte sıcak böyle düştü. Peygamberimiz onun yüzünden şöyle diyor. Leyse minen birrim siyahın fim sefer. Seferide oruç tutmak sevap değildir diyor. Yani böyle zorlananlar için. Ama zorlanmıyorsa, rahatsa tutabilir. Ama sen zorlandığın halde niye oruç tutuyorsun? Yine başka bir seferde bir kısmı oruçlu, oruçlarını bozmadılar. Onlar çadırlarda, rahat yerlerde oturdular. Orucunu bozanlar su taşıdılar. Askere su verdiler, hayvanlara su içirdiler. Peygamberimiz dedi ki, bugünün sevabını oruç tutanlar değil, oruç yiyenler aldı. Bugünün sevabını oruç yiyenler aldı. İslam'ın ruhsatından istifade ettiler ve insanlara faydaları dokundu. Yine bunun gibi, mesela hasta, yani ağrısı var, sancısı var, İğne yapmıyor. İğne yaparsan diye orucun bozulur. Ya yani Kur'an'da oruç şöyle izah ediliyor. Yani yememek, içmemek, cinsi ilişkide bulunmamak. Üç şey. İğne vurduğun zaman bunun adı yemek değil. Bunun adı içmek değil. Yeme içme ağızdan verilir. Yani ağızdan, boğazdan giderse buna yeme içme denir. Bunun dışında damardan vurulmuş. Ya da lavman yapılmış. Yani diyelim ki kabızdır. Lavmana ihtiyaç var. Lavman yapıldı. Yine orucu bozmaz. Yani haşa aşağıdan yapılan lavmana yeme içme denilir mi? Yani Kur'an buna yeme içme ve cinsi münasebet diyor. Oruç bunlarla bozulur. Hatta damardan yapılsa bile hasta yine orucu bozmaz. Fakat bazı ilmahlarda yazar. Der ki, iğne yapılırsa orucu bozar. Delili yok yani, bunun delili yok. Hocam serum? Şimdi serum içinde eğer bunu yani kendisine bir güç, bir kuvvet gelsin, güçlensin onun için kullanıyorsa bu caiz değil. Ama doktor diyorsa ki bunun serum alması lazım, hastadır. Sarum alabilir ve orucu bozmaz. Yani İslam'ı okumak lazım. İslam'ın güzelliklerinden anlamak lazım. Ben bu akşam kitapçıya geldim, orada bir kitap gözüme ilişti. Dinde kolaylıklar. Tavsiye ederim onu almak. Bir profesör yazmış. Bu akşam gördüm. Dinde kolaylıklar mı diyordu? Din kolaylık mıdır? Aynen bizim konumuzdu. Ha şöyle bir kitap. Yani onu okuyup dinin bu güzelliklerinden istifade etmek lazım. Evet. Sabırla dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim. Konumuz daha bitmedi. İnşallah gelecek ayda da eğer hayatta isek yine konumuzu devam ettiririz. Tüzle, kulağı damlatan damla için veya da burnuna damlatan onlar da böyle bir şey için. Yalnız şu var. Yani burundan eğer ağza giderse, yani gırtlaktan aşağı giderse caiz değil. Ama yok ki gırtlaktan gitmeyecekse burundan vermek lazım. Bir şey olmaz. Kulaktan, gözden hiçbir şey olmaz.
Yalnız burundan eğer o boğazdan giderse tabi bozar yani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله
نور الله بأفواههم بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم.